Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bu restoranlarda yediğimiz salatalık salatasını yapacağım. Mezesini diyelim, salatasını diyelim. Evet, ilk önce ben şöyle 8 adet küçük boy ince salatalıklarım var bu şekilde. Onların baş kısımlarını alıyorum. İnce ince salatalıklarımızı doğrayalım. Bu şekilde ince ince doğrayalım. Çok kalın olmasın, çok aşırı ince de olmayacak ama bu şekilde ince ince, şu incelikte bakın. Bu şekilde doğruyoruz. Evet, salatalıklarımı bu şekilde hepsini doğradıktan sonra halka halka bir kabıma alıyorum. Ve içerisine 1 yemek kaşığı sofralık tuzum var. 1 yemek kaşığı tuz atıyorum. Salatalıklarımı karıştırıyorum tuzla birlikte. Ve hemen süzgecimi alıyorum. Salatalıklarımı süzgecimin içine aktarıyorum. Bakın salatalıklarımı süzgecime aldım. Sulanmaya başladı. En az yarım saat. Normalde restoranlarda 1-2 saat bekletmenizi söylüyorlar ama evde yarım saat yeterli geliyor. Yarım saat bu şekilde bekletiyorum suyunu akması için. Evet, yarım saati doldurduktan sonra artık salatalıklarımız yumuşadı. Bakın bu şekilde de suyu aktı dibine ve salatalıklarımı kabıma aktarıyorum artık. Bu şekilde 2 yemek kaşığı kadar isot, 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, toz biber karıştırabilirsiniz. Şu şekilde yarım çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı kadar limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı, iki yemek kaşığı kadar nar eşkisi. İçerisine 2 diş de sarımsak atıyorum. Ben bu daha önce yaptığım sarımsaklarımdan kullanıyorum. En ufaklarından şöyle 1 çay kaşığı kadar. Yani 2 diş sarımsağa denk geliyor. Ezebilir veya doğrayabilirsiniz. Onu da atıyorum içerisine. Güzelce karıştırıyorum. Bu salatayı buzdolabında, saklama kabında 2-3 gün saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Hatta daha lezzetli oluyor diyebilirim size. Harika bir lezzeti oluyor. Yemeklerinizin yanında, et yemeklerinin yanında her türlü yemeğin salatayı olarak tüketebilirsiniz. Meze olarak tüketebilirsiniz. Evet, bu şekilde bir 15 dakika sosun içinde bekleteceğim ve servis edeceğim. Evet, 15 dakika beklettikten sonra salatamı servis ediyorum. İnanın harika oluyor. Dışarıda yediklerimizden hiçbir farkı yok. Hemen sizinle şöyle tadına bakmak istiyorum. Kütür kütür oluyor. Sanmayın ki tuzla yumuşuyor. Aksine daha fazla sertleşiyor. Böyle kıtır kıtır oluyor. Muhteşem bir lezzet. Gerçekten harika. Yani sadece yemek yanında değil, sade olarak bile ekmeğinizi batıra batıra yiyebileceğiniz bir salata. Harika bir lezzet. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kimin ne dileği varsa gerçek olsun. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.